the evil son of an evil god. God chose me as the killer and chose Tim McLean as the victim. Kan donduran bir seri katil, Vincent Lee. Dehşet verici olay için 2008 yılına geri gidelim. 30 Temmuz'da 22 yaşındaki Tim, Edmonton'dan Winnipeg'e giden bir otobüsle yolculuk yapıyordu. McLean, yöresel karnavallarda çalışarak geçiniyordu. Ve yine o karnavallardan birinin ardından evine dönüyordu. Erickson'daki durakta otobüse yeni bir yolcu, yani Vincent Lee bindi. İlk olarak ön koltuklardan birine otursa da ilk molanın ardından McLean'in yanındaki koltuğa geçti. Yolculuğunun büyük bölümünü kulağında kulaklık, kafası cama yaslı ve uyuklar vaziyette geçiren McLean muhtemelen Lee'nin yanında oturduğunu fark etmemişti bile. Görgü tanıklarına göre yolculuk devam ederken Lee birden dev bir bıçak çekerek uyuklayan McLean'i boynundan ve göğsünden bıçaklamaya başladı. Olayın üzerine hemen kenara çeken şoför ve yolcular otobüsten indiler. Lee bıçağıyla McLean'in kafasını gövdesinden ayırdı ve kopan kafayı dışarıdaki yolculara gösterdi. Bunun üzerine şoför ve iki yolcu olaya müdahale etmek istese de Lee kilitli kapıların arkasından onlara bıçak sallayınca bundan vazgeçmek zorunda kaldılar. Sonrasında Lee, McLean'in vücudunun diğer kısımlarını da kesmeye ve kurbanın etinden yemeye başladı. Polis olay yerine geldiğinde şoför ve yolcular Lee'nin kaçmasına engel olmaya çalışıyorlardı. Şoför Lee'nin otobüsten kaçmasına engel olmuştu. Bu esnada yolcuların büyük bir bölümü yol kenarındaki çalılıklarda yatıyorlardı. Ağlayanlar, kusanlar vardı. Görgü tanıklarına göre Lee kurbanın bedenini kesmeye ve kopmuş kafasını elinde taşımaya devam ediyordu. I was just reading a book. All of a sudden I heard a guy screaming. I turned around and the guy sitting right next beside me was standing up and stabbing another guy with a Rambo knife, pretty much. It was a big survival knife like this in the throat. Repeatedly. Told everybody to get off the bus. Everybody started to get off the bus. The guy still kept stabbing him. Saat 9'da zırhlı taktik ekipleri ve profesyonel arabulucular da olay yerine intikal etti. Lee hala kurbanın bedenini yemeye devam ediyordu. İçeriden sonsuza kadar otobüste kalmak zorundayım diye bağırdığı duyuldu Lee'nin. Gece 1:30'da Lee camı kırarak kaçmaya yeltendi. Fakat polis kuvvetleri tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi ve tutuklandı. Parçalanmış ceset otobüsten toplandı. Kurbanın kulağı, burnu ve dili Lee'nin ceplerinden çıktı. Gözleri ve kalbinin bir kısmı ise bulunamadı. Muhtemelen Lee tarafından yenilmişlerdi. Bu acımasız katilin hikayesi en az işlediği suçlar kadar sıra dışı. Çin'de doğmuş ve orada bilgisayar bilimleri okumuş. 2001'de Kanada'ya göç etmiş ve 2006'da bir kilisede hademelik yapmaya başlamıştır. Kilisenin pastörüne göre oldukça düzgün ve sabırlı biriymiş. Cinayetten 4 hafta önce çalıştığı Walmart'ta diğer işçilerle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle kovulmuş. Otobüste olmasının sebebi ise Winnipeg'de yapmış olduğu bir iş görüşmesinden dolayıymış. Tutuklandıktan sonraki ilk duruşmasına 3 Mart 2009'da çıkarılan Lee, cezai ehliyeti olmadığı için akıl hastanesine kaldırıldı. Yani suçu sabit olsa da Lee'nin akıl sağlığı yerinde değildi ve bu yüzden suçlu sayılamazdı. Onunla görüşen psikiyatristlere göre Lee, Tanrı'nın ona McLean'in karanlık güçlerin elçisi olduğunu ve yok edilmesi gerektiğini söylemiş. Otobüsteki yolculardan birinin ifadesine göre Lee saldırıyı gerçekleştirirken en ufak bir öfke ya da hınç barındırmıyormuş. Birden
gayet soğukkanlı bir biçimde tıpkı bir robot gibi McLean'i bıçaklamaya ve kafasını koparmaya başlamıştı. Olayın ardından Lee, Selkirk Akın Hastanesi'ne nakledildi. McLean'in ailesi ise otobüs firması, savcı ve Lee hakkında 150 bin dolarlık tazminat davaları açmış. 2011 yılında otobüsteki yolculardan iki kişi de aynı şekilde savcı, Lee ve otobüs şirketinden davacı olmuştur. Otobüs muavini Ken Barker olaydan birkaç yıl sonra intihar etmiştir. Barker'ın posttravmatik stres bozukluğuna sahip olduğu ifade edilmiştir. 30 Mayıs 2011'de CBC'nin özel haberine göre Lee tedavisine olumlu yanıt veriyor ve doktoru daha fazla özgürlüğe sahip olması gerektiğini söylüyordu. 17 Mayıs 2012'de Lee'ye kısa izinler verilmeye başlandı. Yanında bir sağlık görevlisiyle şehir merkezine gidip geliyordu. 27 Şubat 2014'te Lee tek başına izne çıkmaya başladı. Şubat 2016'da Lee ismini Will Baker olarak değiştirdi ve yeni bir hayata başlamaya hazır olduğunu bildirdi. Tek başına yaşayabilecek durumda olduğu kurul tarafından kararlaştırılmıştı. 10 Şubat 2017'de Lee serbest bırakıldı. Üzerinde hiçbir suçlama ya da kısıtlama yoktu. McLean'in ailesine göre bu olay ülkedeki büyük adaletsizliğin bir kanıtıdır. Lee şu an tamamen özgür bir insan olarak hayatına devam ediyor. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.